Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bugün yanımda Napoli'de tıp eğitimi alan bir arkadaşımız var. Evet, bize kendinden bahseder misin? Merhaba, benim adım Ali Eren. Luigi Vanvitelli Tıp Fakültesi'nde okuyorum. 3. sınıfım şu anda. Napoli'ye 3 yıl önce geldim. 23 yaşındayım. Türkiye'de ne eğitim aldın? Türkiye'de ben şöyle söyleyeyim. Aslında lise 3'e kadar Türkiye'de okudum. Ondan sonra birazcık üniversite sınavından kaçmak gibi oldu ama Amerika'ya halamın yanına gittim. Liseyi orada bitirdim. Ondan sonra Avrupa'ya geri geldim ben. Okay. Yani eğitim sürecim biraz gitgelli olmuş. Evet, evet. Peki Napoli'ye geldin. Buradaki hayata alışabildin mi? Buradaki insanlar nasıl insanlar? Buradaki insanlar çok sıcakkanlı. Kaotik. Türk insanına bayağı benziyorlar aslında. Yani Akdeniz insanı genel olarak benzer zaten. Napoli İstanbul'dan çok farkı yok açıkçası. Yani kalabalık olsun, ses olsun, insanlar olsun, turistler olsun, yine canlı bir şehir. Avrupa'nın öbür şehirleri gibi değil mesela. Hani Almanya'ya gittiğiniz zaman saat 10'dan sonra hayat duruyor aslında birazcık. Yani hafta sonları biraz daha sessiz, sakin oluyor ama hani Napoli'de hayat hiçbir zaman durmuyor gibi. Yani kışın sadece... Aktif bir şehir. Aynen, bayağı aktif bir şehir. Kışın sadece gece saatleri birazcık durgun oluyor diyelim. Ama hani yazın özellikle gece 4'te 5'te bile insanlar sokakta oluyor yani, özellikle hafta sonları. Peki Napoli'ye geldiğinden bu yana herhangi bir güvenlik problemiyle karşılaştın mı? Şöyle bir şehir mesela, İstanbul'da da olduğu gibi, mesela Esenyurt'a gittiğiniz zaman hani pek güvenli değil ama güvenli bölgeleri de var tabii ki. Geldikten sonra en azından birkaç ay içerisinde insan da öğreniyor. Belirli sokaklara gece belirli bir saatten sonra girmedikten sonra, biraz dikkat ettikten sonra hani buraya gitmeyeyim, buraya gideyim, bunu yapmayayım, bunu yapayım olarak düşünüldükten sonra güvenli demem tabii ki. Ama hani böyle bir ekstra güvensizliği yok. Yani ne zaman nerede olacağını iyi bilmek gerekiyor. Kısaca. Evet. Hani ya tekinsiz yerlerde, geç saatlerde kalırsan aynen, her yer güvensiz. Hı-hı. Evet. Ama hani genel olarak çok bir güvenlik problemi güvenli yerlerde yok. Tabii ki. Bilmeniz lazım. Ve bildikten sonra kışın biraz daha sıkıntı. Hani güneş erken battığı için daha karanlık oluyor. Öyle bir sıkıntı var ama yazın özellikle dediğim gibi insanlar gece 4'e kadar dışarıda olduğu için bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Peki buraya tıp eğitimi almaya gelmiştin. Tıp eğitimi alacağına nasıl karar verdin? Tıp benim için ilginç çünkü lise 3'e kadar ben hiç tıp düşünmemiştim. Tıp hep bana uzak gelmişti. Köle gibi çalıştırılıyor her dünyanın her yerinde. Maaşlar da hani aslında o kadar da yüksek değil aslında bakılırsa yani. O yüzden hep böyle bir uzak bakmıştım. Ondan sonra fark ettim ki tıp dışındaki her meslek sıkıcı aslında. Tıpta böyle bir hep bir heyecan, hep bir değişim, hep bir yenilik var. Hep öğrenmeye açıksın. Aynen. Hep öğrenmeye açık oluyorsun. Bu yüzden tam başka bir meslek zordu benim için. Yani tıpa aşıksın. Şimdiki öyle gözüküyor, evet. Tıp eğitimi alacağına karar verdin. Neden Napoli'yi tercih ettin? Şöyle oldu benim. Şimdi yine benim garip eğitim hayatımdan birazcık daha bahsedeyim. Ben Amerika'dan sonra direkt İtalya'ya gelmedim. Önce Almanya'ya gidip normalde orada tıp okuyacaktım. Dil eğitimi aldım 2 yıl. Orada da çalıştım. Orada dil eğitimi aldıktan sonra, üniversiteye başvurduktan sonra bana red mektubu geldi ve dediler ki hani sen diplomanı Türkiye'de başlamışsın, Amerika'da bitirmişsin ama Amerikan diploman var. Ve sen Amerika'daki bütün gerekli dersleri almamışsın. Çünkü orada sadece bir yıl okuduğum için hani öyle bir saçma bir uyuşmazlık oldu. Türkiye'deki dersleri saymadılar gibi bir şey oldu yani aslında. Böyle olduğu için ben de alternatif olarak o zaman Pisa Edu'yu buldum. Nasıl buldum? Babamın bir arkadaşının kızı Pisa Edu üzerinden AYMET'e başvurmuş, AYMET'e giriyor. Benim babama bunu söylüyor. Hani senin oğlun da deneyebilir diye. Babam bana geldiğinde zaten ben önce çok açık bakmadım açıkçası. Hani çünkü zaten 2 yıl kaybetmişim Almanya'da. Bir de AYMET sınavına çalışmak birazcık... Bir de üstüne de 6 sene okumak. Evet, bir de üstüne 6 sene okumak. Aslında ben o raddeye geldiğimde birazcık tıptan vazgeçmiştim. Hani demiştim ki demek ki olmayacak. 2 yıl geçti, olamadım, böyle bir sıkıntı çıktı. Hep sanki önüme bir engel geliyordu. O yüzden vazgeçmek üzereydim. Sonra babam dedi ki tamam sen boş ver dene. İşte ondan sonra Süleyman Bey'le görüştük. Süleyman Bey bana birkaç tane örnek AYMET testi attı, çözdüm. Türkiye'deki lise eğitiminde hani zaten lise 3'e kadar ki bir şeyi kapsıyor AYMET neredeyse. Hani lise 4'ten çok bir bilgi yok. O yüzden AYMET hani çok da zor değildi çalışılması. İşte ondan sonra çalışmaya başladım ama içimde bir korku vardı tabii ki. Son saniyede çalışmaya başladığım için, şey yaptığım için. Yani bütün konuları da tam olarak yapamadım aslında. Yani evet. Yani. Aslında o zamana göre çok iyi bir AYMET puanı yaptım ama AYMET'i önceden seçmen gerekiyor üniversiteyi. O yüzden ben de aşağıda Messina vardı. AYMET puanına baktım aslında. Geçen senenin puanlarına baktım. En aşağıda Messina vardı. Ve Messina küçük bir şehir. Sıkılırım. Hani sarmaz belki diye. Napoli'yi düşündüm. Napoli
O yüzden yazdım yani aslında. İyi ki Napoli'ye gelmişsin. Peki, bize IMED sınavının içeriği hakkında birazcık bahsedebilir misin? Tabii. Şu anda içerik biraz değişti galiba. Okay. Benim zamanımda daha çok şey arttırmışlardı. Genel kültür sorularını arttırmışlardı. Hı hı. Ama şu anda genel kültürü galiba yeniden azalttılar. Mantığı arttırdılar galiba. Bir de öbür dersleri birazcık daha arttırdılar. Öbür dersler dediğimde biyoloji, kimya, matematik, fizik, mantık var. Hı hı. Bir şey unuttuysam kusuruma bakmayın. Ama onun dışında Türkiye'de verilen dersler aslında bunlar. Yani hani özellikle sayısal eğitimi alan birisinin daha kolaylıkla yapabileceği ama eşit ağırlıkçıların da bence yapabileceği bir sınav çalışılırsa. Süper. Peki buradaki üniversiteye kayıt oldun, girdin. Sen nasıl bir üniversite hayatı bekliyordun ve nasıl bir üniversite hayatıyla karşılaştın? Şimdi benim aklımdaki üniversite hayatı çok farklıydı. Şimdi Türkiye'den gelen birisinin aklındaki üniversite hayatı böyle daha kampüs üzerine kurulu. Hani kampüs olur, o kampüsün içinde kahve içebilirsin, oturup güneşlenebilirsin. Yani Boğaziçi kampüsü gibi bir şey bekliyor insan. Ama tabii Avrupa'nın genelinde öyle değil. Öyle üniversiteler de var aslında İtalya'da. Ama Napoli'deki özellikle Luigi Mamitelli öyle değil. Federico'nun kampüsü hadi biraz daha büyük diyelim. Luigi Mamitelli şöyle aslında, Caserta'da kurulmuş bir üniversite Luigi Mamitelli. Hı hı. Ana kampüs Caserta'da yani. Ama biz eğitimimizi Napoli'de alıyoruz. Napoli'deki kampüs dediğimiz bölgede aslında iki tane ana binadan oluşuyor. Hı hı. Bazı yıllar bir binada, bazı yıllar bir binada ders veriliyor. Hastaneler de, şehirde belirli hastaneler var, üniversite hastaneleri. Onu ya Federico ile paylaşıyoruz ya kendi hastanemiz var ya da hani ortak hastaneler var dediğim gibi. Kampüs olarak baktığımızda dediğim gibi iki tane bina, pek bir kampüs yok yani aslında. Hı-hı. Bütün şehir senin kampüsün oluyor. Tamam, o da güzel bir şey aslında. Tabii. Ama yani, zor oluyor galiba. Yani hem güzel yanları var hem kötü yanları var tabii ki. Hani her şeyde olduğu gibi. Alışıyor insan tabii ki. Yani onu bilerek gelinirse zaten bir sıkıntı yok. Ona göre ki insanlar kendilerini ayarlamalı. Okey. Son sorularımızdan bir tanesi size geliyor. Buraya gelecek olan, tıp okumak isteyen ya da Napoli'ye gelecek olan adaylarımıza önerim var mı? Hani şunu şunu iyice araştırın, öyle gelin. Şunu şunu bilerek gelin. Türkiye'den çok farklı değil Napoli. Onu söylemekle başlayayım. Gelen öğrenciler de hatta çoğu aynı şeyi söylüyor. Hani özellikle İstanbul'dan gelen öğrenciler diyor ki burası bildiğin İstanbul. O hem iyi bir şey hem kötü bir şey dediğim gibi. Yani hani belki İstanbul'dan kaçmak isteyen bir insan olur. Onun için kötü bir şey olur. Ama İstanbul'u seven bir insan için tabii ki iyi bir şey bu. Tabii ki. Ve farklı bir yer gibi hissettirmiyor. Yani hani Avrupa, mesela örnek veriyorum, Frankfurt'a gitse bu öğrenci orada çok daha yalnız ve uzak hissederdi kendini insanlara. Ama Napoli öyle değil. Napoli geldiğiniz zaman sanki diyorsunuz ki evet, ben İstanbul Havalimanı'ndan Bağdat Caddesi iniş yaptım. Yani orada Via Toledo Caddesi çok farklı değil. Geldikten sonra eğer insanlar birazcık dikkat ederse ilk başta öğrenmek için zaten hani gece geç saatte ilk başta çıkmazlar büyük ihtimalle. Yani saat 4'te dışarıda ne yapsınlar. Ama çıktılar diyelim, hani ana sokaklarda takıldıkları sürece, hani güvenli insanların olduğu bölgelerde hiçbir sıkıntı olmaz. Hı hı. Hatta o konuda mesela Roma'dan bile daha güvenli diyebilirim. Hani Pizza, Edu, Pizza, Pizza.